Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Eylül Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programı. Bugün Bursa'da tek yerli yarış programımız var. Ve 10 koşulu bir program, yani çift haltılık program. Evet, bugün aynı zamanda ilkokulların ilk açılışları var. Yani bugün en azından bir okul açılışı olacak. Bugün okula yeni başlayan kardeşlerimiz, evlatlarımız için de inşallah hayırlara vesile oluyorlar. Tabii bir okul heyecanı, bugün kesinlikle geceden herhalde uyuyamazlar. O heyecan gerçekten bir başka olur. İnşallah onlara da güzel olur ama aman dikkat etsinler. Yalnız virüs bu olayı, bir de Yunanistan'da şey çıkmış galiba, bir sinek vakası mı ne, ölenler varmış galiba. Ya arkadaşlar, bu işler nereye gidiyor ben anlamış değilim yani. Değişik değişik vakalar, aman Allah aşkına dikkat edin arkadaşlar. Gelelim bugünkü programımıza. Bugün 10 koşulu programımız var demiştik. Birinci koşu saatler 13.30'u gösterirken başlayacak. Birinci altılı Ganyan'ın birinci koşusuyla ve 108 safkan var. Bayağı da kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Çok denk safkanlar var. Hani her türlü sonuca da açık olan bir program olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Burada 5 ve 13'ün ekili olduğu 13 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliği 8 nolu Özgün Taş'a vereceğim. Bu Özgün Han temsilcisine Akın Sözen'le en azından iyi bir kalite safkan görüntüsünde 4 yarış gördü ve 4'ü de bana göre başarılı koştu. Her geçen gün daha iyi duruma gelen ve idmanlarda da oldukça değişen bu 8 nolu Özgün Taş, Akın Sözen'le benim birinciliğe çok yakın gördüğüm isim. 7 nolu Mürabi, bir kara üzüm temsilcisi. Bu sene kara üzümlerin tayları da bayağı çok çünkü. Mehmet Kaya'yla start alıyor nihayetinde. 4. yarışında güzel bir ikincilikle artan forma sahip bir isim. 2 nolu Çağgür, bir Yakup Bey temsilcisi olan bu safkandan Fırat Arslan da yine 4 yarışın 4'ü de tabela içerisinde ve bunun içinde 2 yarışı da ikinciliklerle, yani oldukça iyi bir görüntüde olan bu isim. Kumçiğim ayetmeden bugünün şanslı isimleri arasında. 8, 7, 2. Bu 3 tay diğer rakiplerine oranla en az birkaç adım da olsa ön planda ama tabii ki tay yarışları her zaman farklı sonuçlara neden olabiliyor. Çünkü bazı safkanlar gerçekten üzerindeki fazlalıkları bazen bir yarışta atabiliyor. Bazen bir bakıyorsunuz 7-8 yarışta onu atabiliyor. Yani 0-0 giden safkan bir anda formu başkalaşabiliyor. Çünkü taylarda ben bunu ekseriyetle söylüyorum. O yüzden tayların hani şu sıfırlar varmış, bu 9. olmuş, işte buradaki örnek gibi 7. olmuş, aman dikkat edin. Şimdi biz bunu konuştuk ya, yarın gelirse şaşırma, kalite bir orijinale sahip. Bu gerçi sıralamaya sokmadık ama neyse, ağzımızdan çıkmışken vallahi yazarsanız hiç fena olmaz. Neyse 8-7-2 yazalım. Genişletirsek de 6 nolu Leor Rindas, bu kaderim temsilcisi Ali Yıldız'la 12 nolu Mehir Abla. Onur Yıldız'la yazılması gereken isimler ama tabii ki bir de ağzımızdan çıkan bu kalite orijin. Gerçekten Derhadar'ın kardeşi zaten bu. O yüzden 3 nolu Emir Bey'imi de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yani 8-7-2 önce 6-12 ve 3 nolu safkanlarda daha sonra şanslı gördüğüm isimler oldu. Günün ikinci koşusu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum yarışı. Evet, buraya baktığımız zaman 12 safkan var ama burada 3 ve 12 nolu safkanlar ekürü, 6 ve 11 nolu safkanlar da ayrı ekürü. Yani 2 tane ayrı ekürü var. Burada ben 3 nolu Dospa, en azından ekürüsü de çok formda. Roman Olur'la ekürü olan bu safkan bugün tabii ki her ikisi de bir kalbak temsilcisi. Okan Gökçer'e start oluyor. Nihayetinde artık kazanmaya başladı ve arka arkaya 2 yarış kazandı. Bugün yine birinciliğin en güçlü adayı ama kum yarışta gerçekten bir sınıf atladığını düşündüğüm 4 nolu Şah Dragon, Şah Şehriyar temsilcisi de Zülfikar Karabulut da bana göre bu güzel formuyla bence en ciddi rakipleri konumunda. O yüzden 3 ve 4 biraz daha bende ön planda çıkan isimler ama burada biraz sürpriz arayışıma girmek istiyorum derseniz de o zaman 7 nolu Berengül. Mesafe biraz kısa ama bu safkanda sprint yapabilen bir isim. 2 nolu Belalı Tumbul, yine aynı şekilde sprinter bir safkan. 10 nolu Çetin Su, bir de 5 nolu Altın Zeli de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelik 3-4, daha sonra 7-2, 10 ve 5 nolu safkanlar. Günün 3. koşusu şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 6 safkanı da yer almış olduğu koşuda ben 2 nolu Perotti, bu line-up temsilcisi Akın Sözen'le start atılıyor. Nihayet de son yarışını kazanan bu isim güzel formuyla bu yarışa katılıyor. Bence de kazanmaya çok yakın. Benim de banko olarak önereceğim isim oldu. 2 nolu Perotti Akın Sözen ile. Günün 4. koşusu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı olan şartlı 4-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusunda 6 tay arasında koşacak olan bir yarışta ilk yarışında güzel bir binicek elde eden ve Amerikalı temsilcisi olan 1 nolu Sally Boy. Ali Can İnci ile yine iyi durumunda ve güzel hazırlıklarla bence bu yarışta kazanmaya çok yakın. Benim ikinci bankom olacak 1 nolu Sally Boy Ali Can İnci ile. Günün 5. koşusundan itibaren 2. altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum yarışı ile.
Ve baktığım zaman 13 safkan arasında koşacak bu yarışta. Yine çok denk safkanların bir arada olduğu yarış. Ben biraz bu ayaklarda yüklendim arkadaşlar. Sizler de ona göre bütçenize göre ayarlama yapın. Hani sanmayın yani bütün hepsini verdim diye yazmanız gerekmiyor. Ben en azından geniş bir açıdan verdiğim için hani en azından sizlere faydalı olur diye düşünüyorum. Sıralamam Altınoğlu oğlum Yaman. Bu Yakup Bey temsilcisi Eren Kadirler'de son güzel ikincilikten sonra Ağırstan Formula'da biraz daha ön plana çıkan isim. 11 nolu koruyucu bu Özgün Han temsilcisi boş kilosuyla Alaaddin Kürütük'le yine yakalamış olduğu güzel ve etkili formüyla burada da çok şanslı görüyorum. 8 nolu Fişek Ali ve İhsar Bey temsilcisi Muhammed Birbirgin'e startları ve aradan sonra ikinci yarışındaki koşmuş olduğu bir güzel birincilik. Ve burada da şanslı gördüğüm isim 1 nolu Uzay Destanı bu Batur Şah temsilcisi Mahmut Bağla. Yine bugün etkili isimleri kendine çok uygun grupta start alıp bir de 3 dolu Gence Tay. Bir Demirdöven temsilcisi Ali Yıldız da yine güzel ve etkili formuyla ön plana çıkan isim. 6, 11, 8, 1, 3 bu 5 safkan biraz ön planda ama 5 nolu Kardeş Kaya ve 9 nolu Çakırcalı'yı da bu ayakta sürpriz ve genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler olsun. Günün 6. koşusu meydan 3 yaşta Arapların 1500 metre çim koşusu. Burada da 4 ve 5'in ekürü olduğu 14 safkanın yer almış olduğu koşuda 1 nolu Akhenaton, bu Zenginoğlu temsilcisi Ali Kaplan'la güzel bir form yakalamaya başladı bu safkan. Her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Hazırlıklarında oldukça hareketli gördüğüm bu safkan bende biraz daha kazanmaya yakın isim oldu. 1 nolu Akhenaton. 3 nolu Bay Onur, bu turbo temsilcisi Tugay Alıcı'la ilk yarışındaki güzel ikinciliğiyle artan formuyla bu sefer daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Orijin olarak da oldukça süratli bir orijin sahip. 8 nolu Kaynağın Gücü bir Balıkan temsilcisi Tolga Yıldız da yine ilk yarışındaki güzel ikincilikle bu yarışa katılıyor. Ve 5 nolu Eskişehir Ateşi, 4 nolu safkanda ekür olan bu Farotay temsilcisi Nurettin Şen'le yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncülük ve ekür avantajıyla benim biraz daha ön plana çıkan isimler arasında oldu. 1-3, 8-5 bu 4 safkan biraz daha ön planda ama biraz daha değişik sürpriz arayışına girmek isteyenlere 13 nolu Merenes, 14 nolu Mia Bella, 11 nolu Irmak Soy ve 2 nolu Baba Çömlekçi de bu ayakta sürpriz ve genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Öncelik 1-3, 8-5 daha sonra 13, 14, 11 ve 2 nolu safkanlar. Günün 7. koşusuna geldik. Şartlı 4 dişilere ait aprantilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışına. Evet, bu şartlı 4 aprantilere mahsus bir de dişilere yarış olması tabii yarışa ayrı bir heyecan katılacak büyük ihtimalle. Benim burada sıralama altın oğlu Sişare ve General Kuertes'in güzel temsilcisi Berkant Gökçeri start alıyor ve yakalamış olduğu güzel bir form var. Önce birinci arkasından güzel bir ikincilik ve iyi hazırlıklar da ben burada biraz daha ön plana çıkaran isim oldu altın oğlu Sişare. 2 nolu Daniel Stagdor, bir Rockmaster temsilcisi Okan Akal'le start alacak olan bu safkanda yine iyi grupta start alıyor. Bence bu grupta her zaman iş yapabilecek kapasiteye sahip bir isim. Daha sonra 7 nolu Kart Tanesi, bir Aydemiran temsilcisi Ali Yolaçıcı'yla yine bugünün etkili isimleri arasında safkanda bu aralar iyice formunu yükseltiyor. O yüzden 6-2-7 biraz ön plana çıkan isimler ama 3 nolu Alkılıç, bu Bay Çiftçioğlu'nun temsilcisi Mahmut Bağda yine kum pistte de birinciliği olduğu unutmamak gerekir. O yüzden öncelik 6-2-7 daha sonra 3 nolu safkan iyi durumuyla ilave edilebilir. Günün 8. koşusuna geldik. Handikap 16-3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre çim koşusuna ve 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta iki yarış arka arkaya kazanarak formunu her geçen gün daha iyi duruma getiren 6 nolu Chico Hasan Bey. Cemal Pasola bomboş kilosuyla güzel formuyla ben kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü limanım oldu altın oğlu Chico Hasan Bey Cemal Pasoyla. Günün bir sonraki koşusu 9. koşuya geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metre çim koşusuna. 4 ve 8'in ekürü, 5 ve 9'un ayrı bir ekürü olduğu 13 tay arasında koşacak olan bir yarışta önce 3 nolu Boramir, bu Sultan Defus temsilcisi Mehmet Kayra start alıyor. Kendi aile adlarından birisi olan bu safkan. Son 7.liği ölçü almadığım bu isim bugün bence kazanabileceği bir grupta start alıyor. Safkanın genel durumu da oldukça iyi. 13 nolu Nadide Hayat, bu Özgün Han temsilcisi Akın Sözen'le yine güzel bir performans çizmeye başladı. Güzel durumuyla bence şanslı. Bir de 8 nolu Zalim Kan, ekürü avantajıyla start alacak olan bu efsane atayı temsilcisi Tugay Alıcı'la yakalamış olduğu güzel formuyla bir de ekürü avantajıyla ön planda gözüken isimler. 3, 13, 8 biraz ön plana çıkan isimler ama 7 nolu Tormenta ve 11 nolu Fidan Kızı da bu ayakta biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Önce 3, 13, 8 daha sonra 7 ve 11 nolu safkanlar.
Geldik günün son koşusuna. Handikap 14. 4'te yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 6 ve 10 ve bir de 15'in ekürü olduğu bir yarış. Evet, 8, 10 ve 15 son safkanları ekürü burada. Ben ekürler hepsini yazmışım ya. Yok, ikisini yazmışım. Neyse, birisini karalayayım. 10 numaranı onu karalayayım. 8 kalsın. Öncelik 5 numaralı Yiğit oğlum. Kasper temsilcisi Tolga Yıldız'da kazanabileceği bir grupta start oluyor. Biraz kilosu artmış ama en azından bu gruptan biraz daha iyi görüntüye sahip. Son sıfırı hiç ölçemiyorum. O yüzden benim ilk tercihim 5 nolu Yiğit oğlumdan yana. Daha sonra 8 nolu Mahber Berkız. Ekür avantajlarına sahip. 3 ekürlü start alacak olan bu bilgin temsilcisi Yunus Emre Yüksel'le. Bütün ekürler şu anda çok forma girdi arkadaşlar. O yüzden bakın hep ikincilik yapmış sonları. Bir 15 nolu Efe Yürek bugün zayıf halka gözük ama bakın yarışı kazanmasın. Dikkat edin. Safkan iyi çünkü. Daha sonra 4 nolu çok yakın bu Sebabe temsilcisi Cemal Pasole son iki yarışını arka arkaya ikincilikler tamamlıyor. Bu isim de güzel çalışmalarla bu yarışa katılıyor. Daha sonra da 2 nolu Beşir Efe bu koşan Efe temsilcisi Eren Kadirler ve yine son yarışındaki güzel ikinciler bu grupta ön plana çıkan isimler arasında. Yani 5-8-4-2 benim ön plana çıkan isimler ama 9 nolu Sarı Karınca, 3 nolu Karavaş ve bir de 6 nolu Alkat'tan da bu ayakta biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Öncelik 5-8-4-2. Daha sonra 9-3-6. Birinci koşu 8-7-2. Daha sonra 6-12-3. İkinci koşu 3-4. Daha sonra 7-2-15. Üçüncü koşu 2 tek. Dördüncü koşu 1 tek. Beşinci koşu 6-11-8-1-3. Daha sonra 5-9. Altıncı koşu 1-3-8-5. Daha sonra 13-14-11-2. Yedinci koşu 6-2-7. Daha sonra 3. Sekizinci koşu 6 tek. 9. koşu 3-13-8, daha sonra 7-11, son koşu 5-8-4-2, daha sonra 9-3-6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.